Bu fotoğrafta gördüğünüz tüm insanların amacı Everest Dağı'nın muazzam zirvesine ulaşmaktı ama hiçbiri kendilerini neyin beklediğini henüz bilmiyordu. 10 Mayıs 1996 akşamı yolculukları sırasında dağın üst kesimlerinde ölümcül bir kar fırtınası başladı ve onlarca dağcıyı dünyanın en yüksek dağının ölüm bölgesinde tuzağa düşürdü. Zirveye çıkmanın yolun yarısı olduğu söylenir. Bu nedenle Everest'te başarı sadece zirveye ulaşmakla ilgili değil, inişte hayatta kalmakla da ilgilidir. Ve bu hiçbir yerde o gün orada olduğu kadar doğru bir söz değildi. 18 saatlik üzücü bir süre boyunca dondurucu soğukluktaki heybetli dağ, Beck Weathers ve dağcı arkadaşlarını yutmak için elinden geleni yapmaya hazırdı. Bu 8.848 metredeki eşsiz güzelliğin, hırsın, olağanüstü zorlukların, zıt duyguların ve sert gerçekliğin hikayesidir. Son zamanların en büyük dağ felaketinde yaşanan korku dolu anlara tanıklık etmek için Everest'in zirvesine giderken sizler de video hoşunuza giderse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı, göz kamaştırıcı bir simge olarak her zaman dünyanın dört bir yanından dağcıları kendine çekti ve çekmeye de hala devam ediyor. Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'in 1953'teki öncü başarılarından bu yana zirve giderek artan bir dağcı akınıyla kuşatılmıştı. Tırmanması inanılmaz derecede zor ve tehlikeli olsa da 1990'lı yılların ortalarında teknoloji, orta seviyeli tırmanıcıların bile uzman rehberlerin yardımıyla bunu deneyebileceği noktaya kadar ilerlemişti. Kişi başı 30.000 ile 65.000 dolar arasına değişen bu seferler dağcıları zirveye güvenli bir şekilde götürüp geri getirmeyi vaat ediyordu. 1996 baharında Everest dünya çapında bir dağcı akınına tanık olmaya hazırlanıyordu. O yıl dağın güney tarafında daha önce hiç olmadığı kadar çok dağcı vardı. Amerika, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Tayvan ve Hindistan gibi çeşitli ülkelerden gelen dağcılar zirveye tırmanmaya çalışacaktı. Tırmanışa katılan en büyük gruplardan ikisi Macera Danışmanları ve Dağ Çılgınlığı ismindeki iki firmaydı. Macera Danışmanlarının lideri deneyimli dağcı Robert Hall ve Dağ Çılgınlığı'nın lideri Scott Fisher iyi arkadaştı ama aynı zamanda rakiptiler. Bu yüzden Robert zirveye çıkma günü olarak 10 Mayıs tarihinde karar kılınca Scott da aynı tarihi seçti. Ayrıca bu iki gruba ek olarak Tayvanlı bir başka ekip de onlarla aynı tarihte gitmeye karar verdi. Bu o gün güney kolu üzerinden zirveye doğru gidecek çok sayıda dağcının olacağı anlamına geliyordu. Amerikalı bir doktor olan Beck Weathers, zirveye çıkmayı uman bu hırslı dağcılardan sadece biriydi. Depresyondan kurtulmak için 30'lu yaşlarının ortalarında dağ tırmanışına başlayan Beck, her kıtadaki en yüksek dağın zirvesine çıkmayı içeren bir dağcılık macerası olan 7 zirveye ulaşma hedefindeydi ve şimdiye kadar birkaç zirveye tırmanmıştı. Ancak Everest onu diğer tüm dağlardan daha büyük bir meydan okumayla kendine çekiyordu. Tüm enerjisini bu tırmanışa adamaya ve kendini ne kadar zorlaması gerekiyorsa o kadar zorlamaya hazırdı. Bir süredir ailesini ihmal ederek onların yerine dağları tercih etmesi sonucu evliliği zarar görmüş ve henüz bilmese de eşi dağdan döndükten sonra ondan boşanmaya karar vermişti. Beck'in yolculuğuna daha önce Everest'te 5 kez zirve yapmış Robert liderlik edecekti ve eğer o tırmanış için endişelenmiyorsa hiç kimse endişelenmemeliydi. Dağcılar iklime alışma sürecine Nisan ayı ortalarında başladılar ve ana kampa çıkmadan önce yüksek tepelerde geçirdikleri süreyi giderek artırdılar. Ana kampa vardıklarında ise yüksek irtifaya uyum sağlamak için kamp 1, kamp 2 ve kamp 3'e birden fazla kez yürüyüş içeren sıkı bir eğitimden geçtiler. 9 Mayıs olduğunda güneşle birlikte kalkıp öğleden sonra zirveye en yakın olan 4. kampa, diğer adıyla Yüksek Kamp'a ulaştılar. Burada geceye kadar dinlendiler ve sonra büyük gün geldi. 10 Mayıs Cuma günü gece yarısından biraz sonra saat 12.30'u gösterdiğinde tüm dağcılar öğlen saat 1'de zirveye ulaşma amacıyla 4. kamptan ayrıldılar. Hava soğuk ama açıktı ve tüm ekip neşeyle ilerlemeye başladı. Yaklaşık 12 ile 14 saatlik bir tırmanışla karşı karşıyaydılar. 7.924 metrenin üzerindeki ölüm bölgesi olarak adlandırılan yerde hayatta kalmak hiç de azımsanmayacak ölçüde zamana karşı bir yarıştır. Her dağcının 2 yedek oksijen tüpü vardı ancak öğleden sonra 5'e kadar oksijen stoklarının tükeneceğini biliyorlardı. Bu da zirveye çıktıktan sonra zaman kaybetmeden inişe geçmekten başka çareleri olmadığı anlamına geliyordu. Dağcılar biraz ilerlemişlerdi ki dik bir yamaca ulaştıklarında hemen bir sorunla karşılaştılar. Kendilerini yukarıya çekecekleri sabit ipler hazır değildi. Hatları vaktinden önce kurmak için geç kaldıklarından ipler kurulurken 1,5 saat beklemek zorunda kalındı. Ayrıca bazı dağcıların deneyim eksikliği de ilerlemeyi yavaşlatan sorunlar arasındaydı. Bu kadar yüksek irtifada olduğunuzda zaman her şeydir. Bu durumda dağcılardan bazıları oksijenlerinin yetmeyeceğinden korktukları için geri dönmeye karar verdiler. Kalanlar içinse ipler kurulduktan sonra zirve tırmanışı devam etti. Robert zirveye ulaşmış olsunlar ya da olmasınlar dağcıların geri dönmeleri için öğleden sonra 2 gibi bir dönüş saati belirlemişti. Çünkü daha sonra zirveye çıkıldığı takdirde güvenli bir iniş mümkün olmayabilirdi. Ancak ne yazık ki bu saat kuralı uygulanmayacaktı. Zirveye az kala vazgeçip dönenler gibi Beck'in kaderinde de oraya asla ulaşamamak vardı. Tırmanıştan yaklaşık 1,5 sene önce geçirdiği bir göz ameliyatının yüksekliğe bağlı etkisi sonucu o günün erken saatlerinde neredeyse tamamen kör olmuştu. Robert onun artık göremediğini fark ettiğinde devam etmesini yasakladı ve diğerlerini zirveye çıkarırken onun patikanın kenarında beklemesini emretti. Dönüş yolunda onu oradan alacaklar ve hep birlikte aşağı ineceklerdi. Beck istemeyerek de olsa kabul etti ve 8400 metrede zirve denemesini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ardından söz verdiği gibi Robert'ı beklemeye başladı. O an bilmese de Robert asla geri dönmeyecekti. Öğleden sonra saat 1 civarında dağcılardan birkaçı zirveye ulaştı. Ancak diğerleri dönüş saati olması planlanan 2'de bile yukarıya çıkmaya çalışıyorlardı. Bu kişilerden biri olan Doug Hansen dönüş saatini aldırış etmeden saat 3 civarında hala yukarıya tırmanırken çoktan inişe geçmiş olan Robert ve beraberindekiler Hillary basamağı olarak adlandırılan bir noktada ona rastladı ve artık inmeleri gerektiğini söyledi. Bir posta görevlisi olan Doug daha önce 2 kez zirve denemesi yapmış ancak ikisinde de zirveye ulaşamadan dönmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle bu defa zirveye ulaşmadan buradan gitmeme konusunda kararlıydı ve Robert'ın yardımıyla zar zor da olsa zirveye ulaşmayı başardı. Bu noktada oldukça mutluydu ancak inişe devam edemeyecek kadar bitkin düşmüştü. Tam da bu sıralarda güçlü bir fırtına başladı ve dağ saatte 110 km hızındaki şiddetli rüzgarlarla birlikte tam bir kar fırtınasına teslim oldu. Himalaya fırtınaları oldukça acımasızdır. Dakikalar içinde hava buz ve kardan oluşan bir bulamaca dönüştü ve görüş mesafesi yok denecek kadar azdı. Bu da ne yazık ki kendilerini zayıf hisseden, oksijensiz kalan dağcıların geri dönüş yolunu bulmalarını oldukça tehlikeli hale getiriyordu. Zirveye çıkmak yolun sadece yarısıyken şimdi oradan bir an önce inmek zorundaydılar. Ancak yüksek irtifa ve aşırı yorgunluk basit hareketleri bile aşırı derecede zorlaştırdığı için iniş genellikle zordur ve dikkat ister. Bu senaryoda mesele artık ölüm kalım meselesiydi ve ölüm ihtimali her geçen saniye daha da artıyordu. Robert ve Doug zor da olsa aşağı doğru biraz ilerledi ve Hillary basamağında durdular. Ek oksijenleri tamamen tükenmişti ve her nefes için mücadele ediyorlardı. Saatlerdir zaten çok kötü durumda olan Doug daha fazla devam edemeyeceği anda yere yığıldı. Robert durumu anlatmak ve yardım için ana kamp ile temasa geçerken onunla kalmaya devam etti. Telsizde konuştuğu rehber arkadaşı onu artık bırakması ve yoluna tek başına devam etmesi için yaptığı tüm ısrarlara rağmen Robert onu terk etmeyi reddetti. Ardından çok kısa bir süre sonra da Doug hayatını kaybetti. Bu esnada yalnız kalan Robert'ın vücudu oksijen yetersizliği nedeniyle iflas etmek üzereydi. Tek başına fazla ilerleyemeyecek kadar güçsüzdü ve onun için gönderilen kurtarma ekibi ikinci bir fırtına çıktığında maalesef geri dönmek zorunda kaldı. Böylece neredeyse bir gün sonra o da soğuğa yenik düşerek hayatını kaybetti. Cesedi bugün hala güney zirvesinin altında donmuş halde bulunmakta. Doug'u kurtarmak için hayatını verecek olan bir başka kişi de Andy Harris'ti. Andy mahsur kalan ikiliye yardım etmeye çalışırken ölmüştü. Başına ne geldiği tam olarak bilinmiyor çünkü cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Böylece Doug'un zirve hırsı bir noktada hepsinin kaderini değiştirmişti. Öğleden sonra saat 5'ten kısa bir süre sonra başka gruptan bir dağcı aşağı inerken Beck'e rastladı ve ona Robert'ın yukarıda mahsur kaldığını, kendisiyle aşağı gelmesini söyledi. Ona eşlik etmesi gerektiğini bilmesine rağmen kendi ekibinden birini beklemeyi tercih etti. Bu kararı hayatının en büyük hatasıydı. Bir şeylerin ters gittiğini fark etmesi içinse yaklaşık 10 saat geçmesi gerekti. Ancak patikanın kenarında yalnız olduğu için birileri tekrar yanından geçene kadar beklemekten başka seçeneği yoktu. Fırtına yerleştirilen sabit ipleri ve tırmanılırken açılan tüm yolları kapattığından bazı dağcılar sendeleyerek ve yuvarlanarak aşağı doğru inmeye çalışıyordu. Bu kişilerden biri olan Michael Groom, Robert'ın ekibinden bir rehberdi. Yalnız başına bekleyen Beck'i de yanına alarak dondurucu geceyi geçirmek üzere çadırlarına doğru yola koyuldular. Ancak akşam karanlığıyla birlikte daha da şiddetlenen fırtına yüzünden görüş mesafeleri sıfıra indi ve kamplarına ulaşamadan bir yamaçta mahsur kaldılar. Diğerleriyle birlikte ısınmak için birbirlerine sokulup fırtına dinsin diye dua etmekten ve kurtarılmayı beklemekten başka çareleri yoktu. Bu sırada Beck sağ elinin eldivenini kaybetti ve eli anında dolmaya başladı. Arkadaşları dehşet içinde onu izlerken şiddetli rüzgara karşı ayağa kalktı ve kollarını iki yana açıp bağırmaya başladı. Sonra sert bir rüzgar onu geriye, karın içine doğru savurdu. Gecenin bir yarısı hipotermi ve hipoksi nedeniyle dengesi bozulmuş bir halde öylece yatarken yavaş yavaş ölüme daha da yaklaşıyordu. Daha sonra çoktan aşağı inmeyi başaran Rus dağcı Anatoli Bukrev, ekibinin üyelerini aramaya çıktığı esnada tesadüfen Beck'in olduğu gruba rastladı. Aralarından yürüyebilecek durumda olanları kurtardıktan sonra Beck ve Yasuko Namba adındaki bir dağcının tamamen donduğunu gördükten sonra öldüklerini düşündü ve onları orada bırakmaya karar verdi. Dağda adet olduğu üzere ölen insanlar olduğu yerde bırakılır. Bu durumda ikilinin kaderinde de onlardan biri olmak vardı. Ertesi sabah fırtına biraz olsun dindikten sonra bir başka ekip ikilinin son durumunu kontrol etmek için yukarıya gönderildi. Yasuko'nun yüzündeki buz tabakasını soyduklarında nefes alıyordu ama derin bir hipotermik komaya girmiş ve ölmüş gibi görünüyordu. Beck de aynı şekildeydi. Yüzü buzla kaplıydı, ceketi beline kadar açıktı ve bazı uzuvları soğuktan kas katı kesilmişti bile. Bunun üzerine yaşama şanslarının olmadıklarını düşündükleri için onları orada bırakmaya karar verdiler ve ikili bir kez daha ölüme terk edilmiş oldu. Şirket ertesi sabah Beck'in eşine kocasının öldüğünü üzülerek bildirdi. Daha önce hiç kimse hipotermik komadan uyanmamıştı. Özellikle de böyle bir yükseklikte. Ama saatler sonra bir mucize gerçekleşti. Beck ölmemişti. 15 saat sonra bilincini yeniden kazandığında ilk düşüncesi evine dönmüş olabileceğiydi. Kısa süre sonra uzuvlarını kontrol ettiğinde ne kadar yanıldığını anladı. Sağ elini gördüğünde cansız ve siyah donmuş bir et parçası gibiydi. Onu buza vurdu ve içi boş bir ses çıktı. O an anladı ki evinde değildi. Gün batımından önce kamp alanına geri dönmek için çok kısa bir zamanı olduğunu fark etti ve bu nedenle hemen harekete geçmesi gerekiyordu. Bir şekilde kendini toparladı ve neredeyse hiç hissetmediği ayakları üzerinde tökezleyerek dağdan aşağı inmeye başladı. Tam anlamıyla yürüyen ölü bir adam olarak neredeyse bir saat sonra kampa girdiğinde oradaki herkes hayrete düştü. Yüzü donma nedeniyle kararmış ve uzuvları muhtemelen bir daha asla eskisi gibi olmayacak olmasına rağmen yürüyor ve konuşuyordu. Bu tırmanış tarihinde neredeyse imkansız bir olaydı. Hemen bir çadıra konuldu ve mümkün olabildiğince rahat ettirilmeye çalışılarak gece boyunca orada yalnız bırakıldı. Donmuş dudakları ve elleri yüzünden ne bir şey yiyebiliyor ne de içebiliyordu. Yardım çığlıkları fırtına tarafından bastırıldığı için tüm geceyi yiyecek ve içecek olmadan geçirmek zorunda kaldı. Aslında hiç kimsenin geceyi atlatacağına dair bir beklentisi yoktu ama öyle olmadı. Ertesi sabah onu canlı bulmanın şaşkınlığında olan ekip, donmuş ayakları üzerinde ikinci kampa yürümesine yardımcı oldu. Buradan da Nepal ordusuna ait bir helikopterle başkent Katmandu'da bir hastaneye doğru yola çıktı. Bu da imkansıza yakın bir detay. Çünkü helikopterler nadiren 6000 metrenin üzerine çıkar. Bunun nedeni belli bir yükseklikten sonraki havanın kaldırma kuvvetini azaltmasıdır. Bu o güne kadar gerçekleştirilen en yüksek kurtarma operasyonuydu ve organize eden kişi Beck'in boşanmak üzere olduğu eşi Peach'ti. Beck'in Everest'teki deneyiminden sonra fiziksel olarak iyileşmesi aylar sürerken neredeyse bir düzine ameliyat olması gerekti. Sağ kolu dirseğinin hemen altından kesilirken sol elindeki tüm parmakları, ayak parmaklarından bazıları ve burnunu kaybetti. Daha sonra yeni burnu, kulağından alınan kıkırdak ve boynundan alınan deri kullanılarak tamamen damarlanana kadar aylarca alnında büyütüldü ve sonra da ait olduğu yere yerleştirildi. Beck bugün dağcılıktan emekli oldu ve karısı boşanmaktan vazgeçerek ona bakmak için yanında kaldı. Böylece ölüme yakın tecrübesi evliliğini kurtardı ve dağ deneyimini "Ölüme Terk Edilmek: Everest'ten Eve Yolculuğum" adlı kitabında yazdı. Kollarının, yüzünün ve ayağının bir kısmını kaybetmesine neden olan korkunç yaralanmalarına rağmen bugün her zamankinden daha mutlu. Yaşadığı deneyim insan ruhunun ve kararlılığının bir kanıtı niteliğinde. 10 Mayıs 1996 korkusuz dağcı George Mallory'nin dağa tırmanmaya ilk teşebbüsünden bu yana Everest'teki en ölümcül gün oldu. Robert, Doug ve Andy fırtına sırasında Hillary bölgesinde ölürken Yasuko ne yazık ki uyanamamış ve 4. kampın üzerinde donarak ölmüştü. Dağ Çılgınlığı grubunun lideri Scott Fisher da aynı kaderi paylaşanlar arasında. Ayrıca Everest'in güney tarafındaki bu ölümlere ek olarak girişte bahsettiğim diğer gruplar arasında dağın kuzey yönünde tırmanan 3 kişilik Hintli bir grup vardı. Onlar da aynı fırtına sebebiyle hayatlarını kaybetti. Hatta bu dağcılardan biri olan Swing Paljor'un cesedi dağda hayatını kaybeden neredeyse tüm dağcıların cesetlerinin olduğu gibi halen öldüğü noktadadır. Ve ayağındaki yeşil botlar sebebiyle ona yeşil çizmeler lakabı takılmıştır. Diğer 2 dağcının nerede olduğuysa bilinmiyor. Aslına bakacak olursanız meydana gelen trajedi, deneyimsizliğin, kötü hava koşullarının, insan hatalarının ve ticari kar elde etme arzusunun bir sonucuydu. Ve sonuçta Robert ve Scott gibi grup liderleri ortaya çıkan sorunları ve gecikmeleri öngörememiş ve bunlara uygun bir şekilde yanıt verememiştir. Şayet kendi koydukları kurala, yani saat 14.00'a kadar zirveye ulaşılamadıysa geri dönme kararına uysalardı belki hepsi yaşıyor olacaktı. Dünyanın en yüksek dağına tırmanmak aşırı derecede zorlu bir şeydir. Bu her zaman öyleydi ve muhtemelen her zaman da öyle olacak. Yaşanan bu trajediyi önlemek için sizce neler yapılabilirdi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.